Tera Klasik spam tekliflerini durdurmak için minimum ilk depozitoyu artıracak şeklinde bir haber var. Gerçekten enteresan şeyler oluyor. Bunun üstüne konuşacağız ve ana hatlarıyla bundan ve arkasındaki durumlardan da bahsetmeye çalışacağız diyebilirim. Tabii siz de bu videoyu beğenin lütfen. Aşağıdaki beğen tuşuna tıklayarak bir beğeni yapınız buraya. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beğenenlere. Tabii aynı şekilde abone de olabilirsiniz. Eğer abone değilseniz yeniden teşekkür ediyorum. Burada spam tekliflerden bahsediyor. Bakın şunu unutmayalım. Daha önce de ifade etmiştim. Adamlar önce bir tane ortaya bomba atıyor. Onun üstüne inşa ediyor. Bunu geçtiğimiz sezon dedik, Şiba da aynısını yaptı. Herifler çıktı. Bir anda diyor ki Şiba 1 dolar olacak. Tamam. Bunu o şekilde şey yapıyor. Diyor ki Şiba 1 dolar olacak. Güzel. Peki nasıl? Onun üstüne tabii nasılı yok. 1 dolar olacak dedikten sonra herif yakım yapılıyor, işte ne bileyim bir şey yapılıyor, lansman yapılıyor, o oluyor, burada listeleniyor falan. Ama hepsinde aynı muhabbet. Hepsinde aynısı. Hepsinde yine dönüp dolaşıp şey var. Nedir o ya? Dönüp dolaşıp milletin konuştuğu yine buraya geliyor. Dönüp dolaşıp muhabbet yine yakıma geliyor. Ya durum bu şekilde. Ve yine 1 dolara geliyor. Maksat spekülasyon. Tamam mı? Lounge'da da bunu yapmaya çalıştı adamlar. Yani belli noktada Shiba'yı takip etmeye çalışıyorlar. Bir meme coin gibi davranılması Lounge açısından iyi. Başlangıçta çünkü saçmaladılar. Yok şöyle yok, öyle bir şey yok. Lounge şu anda direkt bir meme coin'dir. Başka hiçbir şey değil. Bunun üstüne hareket edildiği takdirde iyi iş çıkartılabilir. Yani etik olmadığının farkındayım bu arada. Yapılan bazı şeylerin. Ama piyasada durum bu. Ne yapacak adam başka? Neyi vaat edebilir ki? Yani ya böyle ya hiç. O yüzden buna göre hareket ediliyor. Bunlar da çıktı. Arzın yarısını yakacağız dedi falan filan. Ondan sonra halvinge kadar süre verdi. Halvinge de bu arada 50 gün mü kaldı diye. Ha, aynen. Burada farklı mı? Burada da mı aynı yoksa? Burada da 62 gün kaldı diyor. Arada 12-13 gün, bir de şu anda zaman geçerken gördüğünüz gibi bir gün de arttı yani gözümüzün önünde. Tabii halvingin tam bir süresi yok. Dolayısıyla 50 gün sonra da olabilir, doğru. Gerçi o kadar şaşmaması lazım ya. Tam Nisan'ın ortası gibi olur işte. Blok yüksekliğine göre olduğu için tabii bir şey yok. Bunlar temsili geri sayım başlatıyor. Belli bir, yani 3 gün azaldığı, işte bir günde 5 gün arttığı falan çok olur yani. Oradaki şey her neyse. Adamlar işte öyle bir yakım yapacağız diyorlar. Yapacaklarından değil. Ben söyleyeyim size. Maksat konuşulması. Adamlar şimdi tutar Binance yakımları iki katına çıkarır. Mesela millet der ki o zaten yarısını yakacağız demişlerdi. Bak şimdi yarısı yakılacak falan şeklinde. Ya da USDC yakımını kabul eder yine o. Ya da bunlar belli bir yakım yapar. USDC'de veya Lounge'da, ki zaten USDC'de tam ne kadar olacağı belli değil ama bir yakım yapacaklar yani, o belli. Yakım yapılacak. İki parti geçmedi. Şimdi bir parti daha oynanacak. O yüzden ne zaman konuşulduğunda, bir şey olduğu zaman iş dönüp dolaşıp buraya geliyor. Bunun ilk versiyonunu yine %50'sini yakacağız ile aynı anda gelen %99 kötü aktörleri, şu an biliyorsunuz Terra Classic'te, Lounge'da en büyük problem kötü aktörler kısmı. Bu bilinen bir gerçektir. Adamlar diyor ki kötü aktörleri elimine edeceğiz. %99'u. Mesela bu söylemin de yakından hiçbir mantığı yok. %99. Ya %98'ini et hadi. Yani iki tanesi de benden olsun falan. %90, bunu neye göre yapıyor? Adam eliyle seçip gel bakalım sen şeysin falan. Seni kabul etmiyoruz. O şekilde değil. Bu ve bunun gibi olaylarla işte yapıyorlar. Bu açıklamadan sonra yakım üstüne çeşitli gelişmeler olduğu gibi, daha doğrusu
bu gelişmeler somut bir noktaya dökülmedi. Fakat çalışmalar olduğu biliniyor ve devamında kötü aktörlerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Süreç bu şekilde geliyor. Adamlar bir anda çıkıp şunu demeyecekler zaten. Evet, kötü aktörlerin %99'unu temizledik şu an falan gibi. O şekilde değil. O temsilen o şekilde söyleniyor işte. Abartı olarak söyleniyor. İşte bunun gibi oluyor. Çeşitli şeyler üzerinden azaltılıyor. Mesela spam teklifleri durdurmak için minimum ilk depozitoyu artıracak. Bu eleştirildi de aynı zamanda işte depozito artırılmasın bilmem ne falan ama sürekli spam teklif geliyor. Adamlar saçma sapan bir şey öneriyor. Kabul edilmiyor, bir daha öneriliyor. Kabul edilmiyor, bir daha öneriliyor. Lan nereye kadar? Sürekli saçma sapan bir gündem var. Mesela. Kabul edilmiyor mu? Bir daha, bir daha ama yeter artık. Millet de artık şey yapıyor, nasıl diyeyimse. Millet de artık bıkıyor, usanıyor yani. Adamın canı sıkılıyor. Sürekli aynı şeyler görüldüğü zaman tabii olmuyor. Dediğim gibi milletin de canı sıkılıyor. Bunu temizlemek gerekecektir. O yüzden bu açık ara iyi bir olaydır. Açık ara pozitif bir olaydır. Bunun da altını çizmek lazım. Kimisi şey yapar. Ya bu tabii kötü aktörlerin elemine edilmesiyle alakası da yine burası işte. Adamlar diyor ki zaten troll tipler bunu yapanlar. Adam mahsus giriyor orada saçma sapan bir şey öneriyor mesela. Millet onunla muhatap olmak zorunda kalıyor. Ve içeride bir food haber döndüğü de çok oluyor. Örnek veriyorum. Bu tarz olaylar yaşanıyor. İşte bunun olmaması için önceden bir parti onaylandı. Şey yükseltildi. Şu an bir parti daha yükseltilmesi konuşuluyor. Gerekli işte bunlar. Eylül'de diyor minimum para yatırma miktarı 1 milyondan 5 milyona çıkarılmasına rağmen spam teklifler devam ederken başka öneri oy veriyor. 1 milyon lunca ayarlıyor. Cüzdanlarında spam teklifleri veya teklifler mevduat ödeme bölümünde artırıyor. Artıyor bu öneri diyor. Bu tekliflerin para yatırma aşamasında bile ortaya çıkması. Önlemek için para yatırma bölümünde giriş engeli sağlamaya başlamaktadır. Heh işte aynen öyle. Ne diyor? 98'in üzerinde. Evet, %1. Evet, aynen öyle. Yani genel olarak bunlar tabii ki erişimi biraz daha düşürmek, merkezi diye eleştirilse bile doğru değildir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.